Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuz geçen haftalarda yayınlamış olduğum 282 Jumbo Bomber'ın anti-jamming valve'inin ayarlanmasıyla ilgili ikinci bölüm olacak. Geçen hafta animasyonumuzda sadece anti-jamming valve'inin çalışma mantığını, çalışma prensibini sunum olarak animasyonla göstermiştik. Şimdi bu ayarları hem görsel olarak yapalım, ayrıca sisteme bütün olarak bakıp tekrardan bir çalışmasını anlamaya çalışalım. Arkadaşlar, bu makinede değişken deplasmanlı DFR kontrollü pompamız var. Bakın burada görüyorsunuz 18 bar, 210 bar. Fakat bu makinede DFR aslında bekleme basıncı dediğimiz 18 bar sadece start anında kullanılıyor. Örnek, bu pompaları hepinizin bildiği gibi eğer biz 18 bar basıncı dışarıdan desteklemezsek pompa içerisinden 18 bar basınç, bakın burada oluştuğu anda pompamız standby'a yatar. Bu makinede ilk start anında, bakın şu X hattı normalde şu Y156 üzerinden depoya açıktır. Yani bu şekilde değil, enerjisiz hali. Çıkıştan buraya herhangi bir şekilde basınç gelmez. Haliyle bu konumdayken X hattına pilot basıncı gelmeyince 18 bar bekleme basıncı olur ve elektrik motoru yıldız üçgene geçtikten sonra Y156'mız enerjilenerek çıkıştaki basınç X hattına gönderilerek 18 bar ayarladığımız bu valve devre dışı kalır. Bu sefer pompamız 210 veya 230 bar arası setlediğimiz değerde çıkışta bize basınç verir. Bu makinenin tasarımı bu şekilde. Buradaki valve ilk start anında elektrik motorunun devreye kalkarken zorlanmaması için konulmuş bir sistem. Start anında artık 210 bar basıncımız, bakın bu kırmızıyla gördüğümüz yerlerde vardır. Bu tür makinelerin tüm valve'lerin notur konumları kapalı olması lazım. Çünkü 220 barda biz iş yapmak istemiyoruz. Tüm valve'da hazır olarak basıncımız bekler. Şimdi geçen haftaki eğitimde bahsetmiştim. Bizim 210 bar basıncımız, bakın şuradan yine bir orifisle debisi azaltılmış. 0-2 numaralı orifis, bahsetmiştim bundan. Bakın geliyor. Nereye geliyor? Bizim anti-jamming valve'ine girerken bir orifisimiz daha var ve burada ölçüm noktamız var. İlk olarak biz 75 barı burada ayarlarken manometremizi buraya takarak bu valve'a 75 barı ayarlıyoruz. Buradaki kural 200 bar basınç geliyor, fakat sıkışından biz sürekli tank yaptırdığımız için 75 bar baskıyı içerideki sürgülü valve'a göndermiş oluyoruz. Yay gücüyle artı 75 bar basınç oluşumundan sebep artık bu valve'ın konum değiştirebilmesi için şu tarafta 75 bar üzerine bir basınç oluşması lazım. Şimdi bu ayarın nasıl yapıldığını hep birlikte bakalım. 2 adet orifistimiz, biri burada, diğeri hortum sıkışında, hemen peşinde de ölçüm nokta yeri. Makine çalıştırılır. Eğer valve sıkılmışsa tam olarak 210 bar burada görülür. Fakat bizim makinede 65 bar gibi bir değer var. Şimdi ayar valve'imizi, kontrasını gevşeterek makineyi çalıştırdıktan sonra yavaş yavaş 75 bar basıncı saatimizde görene kadar ayar valve'imizi sıkalım. Şimdi birinci valve'imizi ayarladık. 75 bar basınç oluşunca baskımız konum değiştirecek. Yani iki konumundan bir konumuna gelerek tabancamız geri gelecek. Fakat bundan önce bizim diğer bir valve'imiz daha var. Tabancamızı yavaşlatan korumamız. Şimdi buna baktığımız zaman tekrardan bir inceleyelim. Bakın arkadaşlar,
Şu anda buradaki hat bizim dönüş motoru, yani tapancamızın matkabını çeviren motorun delgi pozisyonundaki hattımız. Biz bu basıncı makinenin manometresinden, yani ön taraftaki panelden görebiliyoruz. Şu anda biz burada 65 bar basıncın oluşması için atölyede kaya çizerine sokamayacağımıza göre biz şu gördüğünüz noktaya bir vana takarak, vanayı kısarak 65 bar basıncın oluşmasını sağlayacağız. 65 bar basıncımızı oluşturduğumuz zaman biz bu valfin konum değiştirmesini istiyoruz. Bu valfimiz konum değiştirdiği zaman 65 barda bakın, baskıya göndermiş olduğumuz basınç buradan depo hattına boşalacağından baskımızın yavaşlaması lazım 65 barda. Şimdi gelin hep birlikte bu valfın ayarlanmasını, önce vanamızın sıkıştırılarak rotasyon hattında 65 bar basınç oluşup valfimizin konum değiştireceği ayarı hep birlikte yapalım. Kontrol somonu gevşetilir. Buradaki ayarımızda gevşettikçe basınç ayarı düşer, sıktıkça valfın konum değiştirme ayarı yükselir. Ayarımızı 65 barda baskı basıncı düşecek şekilde ayarlayalım. Dönüş basıncı 65 bara çıktığında arkadaşlar, bakın baskının düştüğünü gözlemliyoruz. İlk korumamız olan 65 bara çıktığında tapanca sadece yavaşlar. Dönüş basıncı 75 bara çıktığı anda tapancamız geri gelir, kurtardığı anda tekrar ilerler. Evet, şimdi bu valfimizin de ayarını yaptık. Fakat arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz ayarların her ikisi sıkılırsa eğer, bu koruma sistemleri devre dışı bırakılmış olur. Bu makinede bu sistem bir seçenek değil. Makine çalıştığı anda bu valf devrededir. Fakat bu valfle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınız zaman, örnek baskı kendiliğinden geri geliyor, şu bu vesaire. Bakın arkadaşlar, şu anda baskı üzerindeki şu iki hortum birbirine bağlandığı anda aslında bu valf tamamen devre dışıdır. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bunlar delgi aşamasında bir seçenektir. Bazen operasyonda çok fazla çatlak arazi olur. Anti-jamming'in sürekli geri gelmesi operatör için doğru bir kullanım olmayabilir. Operatör kendisi belki basıncını kendi ayarlayarak, kayaçtaki teması kendi kontrollü bir şekilde ayarlayarak kullanmak isterse, o zaman biz bu valflerin ayarını sıkarak tamamen kontrolü operatöre bırakırız. Fakat bu sistem özellikle iki bomlu makinelerde delgi aşamasında operatör birinci bomu delgiye başlatır ve otomatik bir baskıyla makineyi bırakır, diğer boma geçer. Haliyle bu gibi durumlarda çatlak arazide çatlağın ne zaman geleceği bilinmediği için bu ayarların yerinde olması gerekir. Fakat dediğim gibi her ikisi de bir seçenektir. Bazı yerlerde çok çatlak olduğu anda bu valfler sıkılarak devre dışı bırakılır. Normal kayaçla temas edildiği zaman tekrardan ayarına getirilebilir. Bir başka kontrolümüz daha var arkadaşlar. Bakın, bunu da deminki videoda belki fark etmişsiniz. Rotasyon basıncının 100 bara çıktığı an. Kayaçta ne kadar çatlak olsa, anti-jamming sistemi çalışmazsa bile bizim dönüş motorumuz eğer sıkıştığı anda, bakın şurada bizim delgi pozisyonunda 100 bar ayarlanmış bir valfimiz var. 100 bardan sonra bizim dönüş motorumuz daha dönemez. Burada tabi tapanca rot matkabucuları sıkışacağı anda bunların sökmesi sorun olmasın diye, bakın dönüşün sökme pozisyonuna 175 barlık bir basınç vardır. Burada da bu basınç bize sökmede kolaylık sağlar. Tabi burada yine bahsettiğim gibi buradaki delgi pozisyonundaki basınç ayarımızın 100 barın üzerinde olmaması lazım. Bu haftaki eğitimimiz arkadaşlar burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.